bir dosya oluşturup TXT dosyası oluşturalım ve bu dosyayı nasıl kaydedebiliyoruz en azından bir görelim. Bu tabii ki TXT için ve böyle ufak çaplı dosyalar için şu anda yapacağımız işlemler genellikle yaparız ve kullanırız. Ama daha böyle Excel ve benzeri işlemler için farklı PHP'nin Office kütüphanesi falan var. Onları kullanaraktan yapıyoruz. Şu an sadece bir dosya nasıl oluştururuz, bu dosyayı nasıl elde ederiz onu göstermeye çalışacağım. Önce dosyanın yolunu tutmak için bir tane pet adında bir değişken oluşturuyorum ve buna klasörün yolunu vereceğim. Şu an benim bu index.php'm olduğu yer, bakın proje klasörünün altı. Şimdi ben bunu dosyalar diye bir klasör olsun diyorum projenin altında. O dosyaların altında da dosyalarım oluşsun. O yüzden bulunduğun dizinde dosyalar klasörüne bak diyorum. Tamam. Bunu da PHP'de aynı nasıl ki biz mkdir yapıyorduk ya oluştururken aynı bunun fonksiyonu var. Mkdir deyip içerisine bir fonksiyon verdiğimizde bakın kaç tane değer aldığını gösteriyor. Önce diyor oluşturacağın klasörün ismini ver. String olarak. Tamam. İsmi neydi? Dosyalar. Benim için. Daha sonra diyor ki izin olarak permission hatırlarsanız biz grup vardı ya 777 falan. Ne vermek istiyorsun diyor ama varsayılanı diyor 777 her yerden ulaşılabilir olarak ben bunu oluşturuyorum diyor. Daha sonra yine recursive olan olayını veriyor. Kontekstini veriyor vesaire. Ama bizim için genellikle önemli olan birinci ve ikinci alan. Diğer tarafı zaten ellemeyiz. Ben de varsayılan olarak her yerden ulaşılsın istediğim için ellemiyorum. Sadece dosyalar olarak bir klasör oluşmasını istiyorum. Burada klasörümü oluşturdum. Daha sonra file'ımı oluşturma işlemine geliyorum. Önce fopen'la benim bu file'ı bir açıp içerisine oluşturmam lazım. Benim bu file'ım nerede olacak? Dosyalar klasörünün altında. Tabii şuraya şöyle bir şeye gerek yok. Yani pet'in içinde yapacağım işlem bir olacak burası. Pet'le birleştirme işlemi yapıyorum. Çift tırnakların içinde şöyle slash koydum. Sonra dedim ki bu benim oluşturacağım file'ın ismi ne olsun? Tam bakın burada file name diye yazıyor ya. Dosyaların altında örneğin ne olsun? İşte Sercan nokta yine hep öyle verdik. İsmi yine kullanalım. TXT diye bir dosya olsun istiyorum. Ve bunun içine yazma işlemi yapacağım. Yazma yapacağım için de bunu bakın burada bir sürü simge çıkıyor. İşte W yazma, okuma, işte bilmem ne işlem. Hangi işlemi yapmak istiyorsak onları yapmamız gerekiyor. Yine buna bir bakarsınız kendiniz ihtiyacınız olunca ama şu an yazma işlemi için write anlamına geldiği için W'yu kullanıyorum. Daha sonra ben bu oluşturduğum dosyanın içerisine bu ismini verdim. Bu oluşturduğum dosyanın içerisine bir şey eklemek istiyorum. Bir text eklemek istiyorum. Örneğin şöyle bir text değişkenim olsun. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazı yazıyor olsun içerisinde. Fput deyip bunun içerisine yazmasını istiyorum. Ya yani içeriye yaz. Hangi dosyaya yaz? File dosyası biliyorsunuz burada file oluşturdum. File'ın içerisine text'i yaz demiş oluyorum. Bakın burada file'ı fopen'ı açtım. Yazdım ve en sonunda bunu kapatmam lazım bu file'ı. Fclose diyorum. Neyi kapat? File'ı kapat. Şimdi ben burada sayfayı bir kez yenileyeceğim. Yenilediğim zaman şunun altında bir dosyalar diye bir klasör oluşmasını, altında da Sercan TXT'sinin oluşmasını bekliyoruz. Ve hata mı aldık? Ha, oluşmuş. Dosyalar dedi, Sercan TXT dedi ve içerisinde yazmayı başardık. Bunun yine okuması vesaire durumlarımız da var. Fopen gibi F'li komutlarla beraber bunlar yapılabiliyor. Yine terminal üzerinde kullandığımız mkdir gibi komutları da kullanarak PHP içerisinde işlemlerimizi yaptırabiliyoruz. En azından bunların yapılabildiği ile ilgili fikriniz oluşsun. İhtiyacınız olduğu takdirde örneklerine bakarak kullanabilir hale gelin istiyorum. O yüzden bu örnek yeterli olacaktır.